Evet arkadaşlar, Müzik On Air YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni içeriklerle karşınızdayız. Evet, ikinci Storycolic videomuzla karşınızdayız. Evet, geçen videoda bir şey söylemiştim. Demiştim ki, dünya çapında çok ünlü bir Türk, New York'ta bile geçse mutlaka biri durdurup fotoğraf çekilmek ister. Gururumuz dediğim kişi kim sence? Hala bulamadın Hala mı? Hala bulamadım. Gece gündüz onu düşündün mü? Ne ile başlıyor? Bulursun artık. Ne? Bayan? Erkek. Erkek. Saçları uzun. Gözlüklü. U ile devam ediyor. Nur. Yok, çıkmıyor. Nus. Nusret. Evet, tebrik ediyorum. Evet, Nusret'in videolarını paylaşacağız ama bana göre çok başarılı. Çünkü dünyada şu anda bir Türk söyle ki bana, dünyanın birçok yerinde gezerken onu durdurup fotoğraf çekilebilir miyiz desin. Yok. Tabii ki de dünya çapında çok ünlü, çok başarılı sanatçılarımız var. Fazıl Say, oyuncularımız var vesaire. Ama dünyanın birçok yerinde, yani New York'ta dolaşırken Nusret'i durdururlar. Yanlış mıyım? O yüzden de popüler kültürde çok başarılı bir insan olarak, yani Erzurumlu Dadaş dünyaya fenomen oldu. Bu çok güzel bir şey. Zevkle videolarını izliyorum, storylerini izliyorum. Evet, storylerini izlemeye başlayalım. Buyurun. Ben de buradan izleyeyim. Buradan görüyorum da yanda ya, o yüzden göremiyorum. Terletici bir şey giymiş. Bu nasıl bir koşu bandıysa. Gözünü aman çıkarma. Evet, vücut şov. Bunlar sporla zaten çok uğraşıyor kendisi. Son zamanlarda Yunanistan'da tekrar bir açtı. Nusret Steakhouse galiba. Ve başka ülkelerde de açıyor. Başarılar diliyoruz. Devam etmesini diliyoruz. Evet, Ezgi Mola, Enis Arıkan'ın arkadaşlarından biri. O arkadaşlığıyla biliyoruz onu. Ve aynı zamanda o da yılların tiyatrocusu, oyuncusu. Ezgi Mola'ya biraz bakalım neler yapıyor. Evet, Ezgi Mola otobüse binmiş arkadaşlar. Gayet doğal. Ünlüler de biliyorsunuz metroya, otobüse biniyor. Galiba otobüstü, metro da olabilir, bilmiyorum. Evet, devam edelim. Benim tombiş zamanımda en son beni kasan pantolonum bu. Olmuyordu yani, öyle söyleyeyim. Altımda şu an tayt da var. Hey gidi. Bir türlü vermeye kıyamıyorum. Vermeye niye kıyamıyorsun? Bayağı da kiloluymuşsun ya. Maşallah iyi vermişsin. Yani ben seni biraz kilolu halini biliyorum ama o kadar da değildi herhalde. O bayağı çocukluktan kalma bir şey olsa gerek. Vermeye niye kıyamıyorsun? Yine kullanacak mısın yoksa? Aman kilo alma. Çok iyi gidiyor. O da Alice Harikalar Diyarı Zorlu Center'da bir müzikalde oynuyorlar zaten hep beraber. Başarılar diliyoruz. Takip etmeye devam ediyoruz. Evet, bakıyorum son olarak. Uzun zamandır Berkcan Güven'i takip edemiyorum yoğunluğundan dolayı. Berkcan Güven de anneannesiyle aslında YouTube'da bir şeyler yapıp sonra kendi içeriklerini üreten başarılı YouTuber'lardan birisi. Ama uzun zamandır kendisine bir bakmıyordum. Bir baktım. Ne düşünüyorum? Diyorum ki süper video haftası. Bok gibi fikir. Ama 7 günde video atacağım. Ne diyorsunuz? 7 gün video. Sizce yapabilir miyim? Bence yapamam. Ama valla ne dediğini anlamadım. Yani video diyor yapacağım 7 gün. 7 günde ayrı ayrı her gün video mu çekeceksin anlamadım. Yani onu netleştirirsen daha iyi olur. Ama senin yapacağın projelerin çoğu da güzel, onu da söyleyeyim. Arkandayız, yap. Ne yapmak istiyorsan yap. Yap, izleniyor yani. Ama siz yaparsınız dersiniz yapacağım. Yap. Yap. Evet, bir fotoğraf paylaşmış kendisi. Niye bu kadar yakışıklı çıkıyorum? Normalde böyle değilim ama. Kanka hani daha çok gençsin tabii, bıyıklar yeni çıkmış, o bıyıkları kes daha yakışıklı olursun diyorum. Evet, devam ediyoruz. Berkcan'a da başarılar diliyoruz ve ben bir şarkı daha açmak istiyorum. Seni sevdiğin şarkı, sana gelsin bu. Teşekkür ederim. Bak, çok sevdiğim bir şarkı, seni anlatıyor. Şu an merak ediyorsun değil mi hangisi? Evet. Anladın mı?
Şimdilik hoşça kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müzik On Air YouTube kanalından seslendik size. Hoşça kalın.